Evet, değerli günü bakış izleyicileri, Of Kıyıcık'tayız. Kıyıcık, Of'un en şirin bölgelerinden biri. Eskiden beldeydi, Kıyıcık beldesi. Hakikaten çok güzel bir belde. Şimdi muhtarlık oldu, mahalle oldu, muhtarlık oldu. Ve mahalle muhtarlığına aday bir arkadaşımız var, Sayın Arif Oloğlu. İyi günler diliyoruz. İyi günler abi, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Sağ olun abi. Muhtarlığa aday oldunuz. Kıyıcık'ta. Kıyıcık güzel ve şirin bir yer. Önce sizi tanıyalım. Niye muhtarlığa aday oldunuz? Onu bir şey yapalım, öğrenelim. Bu mahallede doğduk, büyüdük. Esnaflık hayatımız var, ticaret hayatımız var. Bir sosyal çevremiz var. Bu çevreden faydalanıp mahallemize iyi bir hizmet vermek istiyoruz. Ondan dolayı muhtar aday olduk. Mahallenin eksikleri... Mahalle... Yani yapılmıyor mu? Sorun mu var? Mahalle evet. Son senelerde biraz hizmet almamaya başlandı. Tarihi değirmenimiz var, çalışmıyor bir 5 senedir. Sahili en güzel alanda olduğumuz yerde bir tane plajımız yok. Tahminim Trabzon'un en iyi kumsalı bizim burada, Kıyıcık'ta. Tabii şeyimiz yok, plajımız yok. Denize hiç gidemiyoruz. Gidiliyor ama diyelim giden bayanlar, yani ne giyinme salonu var ne şey var. Normal eski düzen işte... Giyinmiş geliyle üstlerini çıkar. Yani eski sağdaki gibi bir şey var. Bir tane plajımız yok. Yollarla alakalı sıkıntılar var. Onun haricinde doğalgaz mahallemize geldi ama herkes faydalanamıyor. Yani diyelim. Neden? Yani, ana caddeden mi geçiyor? Bu eve kadar geliyor, arkadaki yok. Yatırımla alakalı bir şey de biz de o yatırımı biraz daha hızlandırıp mahallemizin komplesine doğalgaz verilmesini sağlamayı düşünüyoruz. Bu ilişki şu değil mi Arif Bey? Yani belediye, büyükşehir ya da ilçe belediyesiyle irtibat kurmak, tabii, baskı kurmak, tabii, gidip gelmek, ilgilenmek yani. İlgilenmek yani şu andaki şey ne kadar rahatsız edebilirsen o kadar çok hizmet alırsın. Alırsın. Pozisyonu var. Biz de ben hayat olarak müsaitim yani. Bu elverişi sağlayacak pozisyondayım. Ondan yani dolayı... Vaktiniz var ve hakikaten kendinizi köye, bir mahalleye... Bir beş sene adayıp bir dua almak niyetinde insanlara hayırlı işler yani yapabilmek peşindeyiz. Köye bir takım işler yapmak ve onun için de dua almak istiyorsunuz. Evet. Şey bu. Yani hizmet yapmak istiyoruz. Sosyal olarak da Of'ta bizim bayağı bir çevremiz var. Yani her kurumda ilişkilerimizle beraber nezaketen işimizi halledebilecek pozisyondayız. Ondan dolayı bir yola çıktık. Bakalım Mevlam hayırlısını nasip etsin. Geçen bir takım fotoğraflarınızı gördük. Beton döküyorsunuz yola, böyle çeşitli yani şeylere çalışıyoruz. Çizmeleri gibi çalışıyorsunuz. Yani seçim zamanı biliyorsunuz siyasi belediyede biraz daha fazla yatırım yapıyor. Bizim mevcut muhtarımız da bir hasta şu anda. Hastalığı olmuyor mu dönemde? Yok, aday olmuyor aday hastalığından olmuyor. Dolayı. Hastalığından dolayı da bu seçim yatırımından diyelim pay almak için biz biraz daha öne çıkıp yani biraz mahallemize biraz hizmet aldık. Yani asfalt, beton, duvar hizmetleri almaya çalıştık yani. İlgilendik. Mahalleyle ilgilendik. İlgilendik evet. Peki seçimi kazanabilecek misin? Vallahi bakalım. Kaç oy var? Halkımızın takdiri ilahisi. 1040 oy var. 1040 oy iyiymiş. İyi bir oy var. Oyun yarısından çoğunu almayı düşünüyorum. 4 tane aday var. 4 aday var. Evet. İyiymiş. Bakalım. Ama iyiymiş ama. Takdiriyle bakalım ne nasip olur. Evet inşallah. Bize saydığınız köyün sorunlarından bir doğalgaz sorunu var. Her hane alamıyor. Doğalgaz. İlçenin plaja, ilçe denize deniz kıyısı evet. olmasına rağmen plajı yok ilçenin. Ve eski tarihi değirmen. Değirmende ne öğüteceksiniz? Değirmende burada ortalama bu değirmenin şöyle bir özelliği var. Kıyıcık'taki değirmen denize en yakın değirmen. Tamam. 1,5-2 kilometre hat kurulmuş. Dedelerimiz 150 sene önce bunu kurmuş. Yani 1,5 kilometre su akarından buna şey su geliyor. Bu bizim bir tarihi şeyimizdir yani. Dedelerimiz elle yapmış bunu. Onların elle yaptığını biz bugün bu teknolojide en azından açık tutmamız lazım. Burada zaten yani mısır tarlalarımız da oluyor. Hayvancılık yapanlar besi babında kullanabiliyor değirmeni. Yani onu halkımızın da bir tevezzühü var. O değirmen de değirmene gelen su da kanalizasyonda ki o pisliği temizliyor. Yani çarşının altında öyle bir şey var, hat var. Ondan dolayı buranın halkı da istiyor değirmenin çalışmasını. Böyle bir çalışmamız olacak. İşte altyapı sıkıntıları var. İşte yol beton sıkıntılarını tam çözemedik. Onlar hallolacak. Yani mahallenin
eksiklerini gidermeye çalışacağız. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ama değirmene bir gidelim. Var mı vaktiniz? Var. Gidelim. Gidelim abi. Teşekkür ediyorum. Evet, değerli Güne Bakış izleyicileri, şu anda Of Kıyıcık merkezdeyiz. Merkez Kıyıcık, Trabzon'un en eski mahallelerinden biri. Muhtar adayımız Arif Bey'in burayla ilgili bir anekdotu var. Bir kendilerinden alacağız. Buyurun. Burası Of'un en eski sinemasını barındıran, 50 sene önce bizim dedelerimizin sinemaya gittiği bir yer burası. Bugün biraz siyasi, biraz da ideolojik olaylardan dolayı burası çok geri bırakıldı. Şu anda mevcut Of Belediye Başkanı'ndan sözünü aldık. TOKİ ile buraya yeni güzel bir sahil kasabası yapmaya bize söz verdi. Yani tekrar canlanacak. Sadece benim şahsıma değil yani. Mevcut adaylardan bir iki tanemiz bu işe asıldık. Bize söz verdi. Yani burayı TOKİ kanalıyla yenileyip yeni bir sahil şehri kurmaya bir söz verdi bize. Bakalım sesimden sonra biz de elimizden geldiği kadar baskı kurup bir şekilde burayı güzel burayı bir... Şimdi viraneye mi döndü? Virane. Yani viraneye döndü. Fotoğraflarını burası. Tam olarak içeri girdiğimizde hissedersiniz. Şey yani, konuşmak istemez misiniz? Bir misafirimizi bile çağıracak pozisyonumuz yok burada. Yani oturulacak denize sıfır, sıfır bir yerde. Ama. Biraz da işte... İdeolojik dediniz. Ne demek o? Yani o... Yani bu Of'un bu sağ solu diye bir şeyi var. Yani Of'un kendi içinde mi böyle bir şey var? Kendi içinde bir politikası var. Bu bölge eskiden sol bölge mi burası? Buranın eskiden yani tarihte burası daha şeydi ama merkezi sistem daha Of'a, liberal Of'a, bölge. Of'a kayın, evet, Of'a kayınca buraya bizim hizmet ve burayı geliştirme imkanımız daha kalmadı yani. Anladım. Evet, biraz da şöyle diyelim, aslında belki dini bakış perspektifinde Of daha bir muhafazakarlaşınca buraya dönüp bakmadı mı, terk mi etti burayı, öyle mi diyelim? Tam öyle değil de abi, bu bölge Of'un yönetimine biraz daha böyle baş kaldıracak yapıda olduğu için kendi sistemlerine burayı gelişip de Of'u büyütüp insanların eşit hizmet alması sağlanamadı diyelim yani. Evet değerli izleyiciler, Kıyıcık'taki tabloyu görünce biraz geriye gitmek istedik. Hafızamızda canlandığı için beldeler kapandı. Beldeler kapanmalı mıydı? Yoksa belde belediyeleri kapanmalı mıydı? Yoksa kalmalı mıydı? Sorusuna belki en güzel cevabı Kıyıcık'ta verebiliriz. Şimdi Kıyıcık'ta belde belediyesi kapanmasaydı bugün viraneye dönen Kıyıcık daha gelişirdi değil mi? Tabii, böyle olmazdı değil mi? Tabii birkaç tane kurumumuz en azından açık olurdu. Bir de bireysel olarak buradaki sıkıntıları buraya yaşayanların yönetmesi ister istemez daha ileriye getirirdi burayı. Şu anda yani mevcut iktidardan buraya işte altyapı sıkıntısını bile almak büyük bir mucize haline geldi yani. Şimdi değerli izleyicilerimiz, hemen arkamızda PTT, eski PTT binası. Muhtarım ne kadar oldu kapanalı? Şu an viraneye yani dönmüş. 10 sene on oldu. 10 senedir yok. 10 senedir kapalı. Şimdi tekrar sağ tarafa dönelim. Bu bina Kıyıcık eski belediyesi. Yani Kıyıcık belde olduğu zaman, yani beldeler kalkmadığı zaman belde belediye binası. Düşünün. Bu modern binanın bir şu an şantiye olarak kullanılıyor, atıl bir vaziyette. Bu modern bina ister istemez bu ilçede, bu beldede çok güzel şeyler yapabilecekti. Hakikaten gördüğünüz gibi Doğu Karadeniz bölgesinde çok kolay bulunmayan, görülmeyen düz bir alana kurulmuş tarihi bir beldedeyiz, Kıyıcık'tayız ve ama muhtar adayımız Sayın Holoğlu'nun da ifade ettiği gibi bir viraneye dönmüş vaziyeti var. Şimdi de tarihi değirmenine gideceğiz. Öyle görünüyor ki tarihte bu bölgeye, bu değirmen, bu bölgenin ihtiyacı... Fabrika olarak o zaman da değerli bir fabrika gibiydi. Yani gibiydi. İnsanların elindeki ham maddeyi gıdaya çeviren tesisti burası. Yani buranın en önemli 100 sene önce en önemli
fabrikasıydı diyelim o ve dönem. Ve siz şu anda bunu tekrar kazandırmak istiyorsunuz. Tabii en azından atalarımıza olan bir vefa borcu saygıdan olarak dolayı burayı çalıştıracağız. Evet değerli izleyiciler, şu anda Kıyıcık Değirmeni belki 100 yıl belki 200 yıl önce o dönemde insanların ürettikleri tahıl ürünlerini öğüttükleri ve yemeğe hazır hale getirdikleri değirmen. Şu anda görüntüsü belki Kıyıcık Belediyesi kapanalı kaç yıl oldu Sayın Oloğlu? 10 sene oldu. 10 sene oldu. 10 sene önce belli ki belde belediye başkanı buraya bir çeki düzen vermiş. Kale bodurla buraları düzeltmiş, düzenlemiş. Burayı açık tutmuş. Yani bu tarihi ışık kapatmamış. Ama 10 yıldır belde belediyesi de kapanınca değirmen de işlevsiz hale gelmiş. İşte gördüğünüz burada değirmen taşları var. Değirmen taşları ve burada buğdayın aktığı bölge, buğdayın aktığı bölge, burada un olarak kaldığı bölge. Şimdi burayı canlandırmak istiyoruz, doğru mu? Evet. Sayın Oloğlu? Evet. Yani bu zamanda işte çok da tarımcılık yapılmadığı halde gene de ufak tefek mısır üretimi oluyor bizim bu bölgede. Bir de özellikle işte dediğim gibi atalarımızdan bize kalan bu şeyi, değirmeni en azından onlara bir vefa borcu olarak çalışır vaziyette, temiz. En azından bir turizmde insanlar geldiği zaman tarihimizi, sahip çıktığımızı görmeleri için bu değirmeni çalışır vaziyete getirmek istiyoruz. Evet inşallah. Of Belediye Başkanı yeni dönemde kazanır. Kim kazanırsa o hizmet verir. Ama en azından biz buradan muhtemelen Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi bekleyen Ahmet Metin Genç'e de seslenelim. Trabzon'da tarihi hamamı, askeri hamamı düzenlediği gibi hakikaten bu tür yerleri de sadece Kıyıcık değil ama Trabzon tarihini canlandıracak bu tür yerleri de canlandırmasını ister istemez seçilecek olan Büyükşehir Belediyesi'nden de bekleyelim diyoruz ve teşekkür ediyoruz.